kapatılma davası ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne ayar verme, mahkeme sürecini yönlendirme görevinde küçük ortağı MHP'ye ve onun genel başkanı Bahçeli'ye vermiştir. Bahçeli'nin salı günü yaptığı grup toplantısında bunun çok somut, açık göstergesidir. Dolayısıyla partimizin dava süreci seçim sonrasına bırakılması, Anayasa Mahkemesi eliyle seçimlere müdahale edilmesin talebinin reddedilmesi kararı bugün Anayasa Mahkemesi'nden değil, salı günü MHP'nin grup toplantısından bu karar verdi. Ve tekrardan olduğu gibi biz bu süreci tekrardan yandaş basın üzerinden öğrendik ve bu hukuksuz süreci yandaş basın üzerinden takip ediyoruz. Anayasa Mahkemesi salı günü verilen talimatlı kararı bugün ilan etmiştir. Bu karar Türkiye'de hukukun tabutuna son çivinin de çakılmasıdır. Anayasa Mahkemesi'nin bugün verdiği karar esasen kapatma davası konusunda tavrının ne olacağını da göstermiştir. Anayasa Mahkemesi bu tehdide karşı durması gerekirken, suç duyurusunda bulunması gerekirken yargının bağımsızlığına darbe indirmiş ve iktidarın oyunlarına alet olmuştur. Bloka kararı ile birlikte düşündüğümüzde yargı eliyle HDP'yi siyasi mücadele sahnesinden tasfiye etmeye dönük bir adım daha atılmıştır. Sonuçta iktidar da siyaseten tasfiye amaçlarını apacık ortaya koyan AKP-MHP bloğu bugün bu kararını yargı eliyle resmen ilan etmiştir. Hazine yardımına tarihte örneği olmayan bir hukuksuzlukla ve bu hukuksuzluğa Anayasa Mahkemesi'nin alet edilmesiyle el konulması, tedbir kararının yaptırım olarak uygulanması da budur, bunun çok açık bir örneğidir. Hep söyledik, bir kez daha buradan bir kez daha söylüyoruz ve yine söylüyoruz. Ne partimizi kapatarak, ne hazine yardımını keserek, ne de partililerimizi baskı altına alarak halkın iradesine asla ipotek koyamayacaksınız. Siz korkmaya devam edin, biz büyük kazanmaya devam edeceğiz. Değerli basın emekçileri ve ekranları başında bizleri izleyen değerli halkımız, partimize karşı açılan kapatma davasının nasıl bir siyasi kampanya şeklinde sürdüğünü bütün Türkiye ve dünya ibretle izlemeye devam ediyor. Yaşanan hukuksuzlukları artık anlatmaya yetişemiyoruz. Aldığı her siyasi talimat doğrultusunda hareket eden Cumhuriyet Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının talimatları yerine getirmek için hukuku çiğnediğine ve suç işlediğine ilişkin her gün ibretlik yeni bir örnek ortaya çıkıyor. Hukuk komisyonumuz partimizin kazanılmış hakkı olan hazine yardımının gasp edilmesiyle ilgili sahte delil üretme, davaya sipariş gizli tanık yetiştirme telaşını bir kez daha belgeledim. Ben buradan tane tane anlatacağım tekrardan. Başsavcılık hazine yardımı yatan banka hesaplarının blok edilmesi için daha önce yaptığı başvuru, yani 21 Haziran 2021 tarihindeki başvuru Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. Bekir Şahin reddedilen bu talebi 13 Aralık 2022 tarihinde herhangi bir gerekçe ve somut delil göstermeden ilgili hesaplarımızın bloke konulmasını tekrardan talep etti ve talebini inledim. Anayasa Mahkemesi derhal reddetmesi gereken bu talebe karşı 29 Aralık 2022 tarihinde başsavcılığın talebin delillendirilmesi için 5 günlük süre tanıdım. Yani Anayasa Mahkemesi daha önce reddettiği talebi gerçekleştirmek için başsavcılığın gerekçe sunmasını istedim. Bunun üzerine Bekir Şahin alelacele bir şekilde delil yaratma çabasına girmiş ve 3 Ocak 2023 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne yeni bir dilekçe sunmuştur. Bu dilekçede Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nda yürütülen 2022-3879 soruşturma numaralı dosya içerisinde yer alan tanık ifadelerinin bloke kararın gerekçesi olarak kabul edilmesini istemiştir. Bu dosyada yer alan tanık ifadelerine bakıldığında daha önce dosyada tanıklık yapılmayan bir gizli tanık ifadesinin yer aldığı ve bu ifadenin 31 Aralık 2022'de tarihinde alındığı tespit edilmiştir. Yani yılın son tatil gününde savcının talebinden 2 gün sonra. Söz konusu gizli tanık ifadesi direkt şu ifadelerle başlamış. Halkların Demokratik Partisi başta parti olmak üzere hazineden aldığı bütçe yardımını örgüt üyelerine dağıtmaktır gibi böyle saçma bir ifadeyle başlamış. 3 gün içerisinde istenen delil sahte bir şekilde üretilmiş ve
Anayasa Mahkemesi'nin önüne konulmuştur. Anayasa Mahkemesi'nin bana gerekçe getirin isteği üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, TEM Daire Başkanlığı ve ilgili diğer devlet kuruluşları hızlıca temasa geçmiş ve delil yaratma faaliyetlerine başlamışlardır. Anayasa Mahkemesi 29 isimli kod ismi verilen gizli CV23TY45UO78 kod ismini verilen gizli tanık vermiş olduğu ifadesinde HDP'den hazineden aldığı bütçe yardım doğrudan örgüte aktarına dair iddialarda bulunmuş. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 Ocak 2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nden araştırma tutanağı talep etmiştir. Her nasıl oluyorsa aynı gün Emniyet Genel Müdürlüğü 100 sayfalık bir araştırma tutanağı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiş. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında devletin diğer ilgili kurumları seferber edilerek üretilen deliller ile Anayasa Mahkemesi tarafından 5 Ocak 2023 tarihinde de yasaya ve usule aykırı olarak partimizin devlet yardımlarının bulunduğu banka hesaplarına bloka kararı konulmasına karar verilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partimiz aleyhine kapatma davası açarken sunmadığı delilleri, iddianamede yer vermediği fiilleri, dava ile ilgili kararın verileceği dönemlerde mahkemeyi etkilemek, yanıltmak üzere delil oluşturmak ve delil üretmekle meşguldür. Yeni bir iddianameye konu edilmesi gereken fiil ve deliller Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmesi gerekirken hukuka aykırı olarak dikkate alınıp değerlendirilmiştir. Delil olma niteliği olmayan üretilmiş sahte beyanlarla Anayasa Mahkemesi istediği gerekçeye kavuşmuş oluyor. Daha kötüsü hukuku ve anayasal ilkeleri çiğneyerek iktidarın oyunlarına alet olmuş oldu bir kez daha. Değerli basın emekçileri, elbette ki hukukun çiğnendiğini her gün tanıklık ediyoruz ama buna karşı da bizim mücadelemiz ve direnişimiz de her yerde devam ediyor. Partimize yönelik bu müdahale ile seçimleri hukuk dışı müdahale de başlamış oldu. Bu müdahale iki önemli aşaması var. Birincisi HDP üzerinde kapatma davası demokrasinin kılıcı gibi sallandırılarak bir muğlaklık yaratılmak isteniyor. İkincisi ise partimizin anayasal hakkı olan hazine yardımını yine hukuk dışı yöntemlerle bloke edilerek partimizin hak olarak kazandığı maddi imkanlara el koyarak seçim çalışmalarımızı yürütemez hale getirmeyi amaçlamaktalar. Peşinen şunları söyleyeyim. Bugüne kadar partimize karşı yürütülen hiçbir saldırıya, hiçbir hukuksuzluğa karşı boyun eğmedik, geri adım atmadık. Bize karşı hiçbir saldırı sonuç almadı. Bu saldırılarda sonuç almayacak. Bizler her türlü saldırıya karşı yılmadan direndik. Her saldırıya da büyüyerek cevap verdik. Dün başardık, bugün de başaracağız. O yüzden asla doğru bildiğimizi yapmaktan, halkımızın bizden beklediklerini yerine getirmekten geri durmadık. Bundan sonra da geri durmayacağız. Açıktı ki her şeyi maddiyat sayanlar, elbette HDP gibi halk gücüne dayanan, direnişle ve mücadeleli var olan bir yapıyı bu basit yöntemlerle durdurabileceklerini düşünüyorlar. Bu kadar gafillik görülmedi. Hiç mi tanımadınız bizi? Hiç mi taşı delen inadımızı, kendini küllerinden yaratan mücadelemizi görmediniz mi? Siz bizi parayla mı tehdit ediyorsunuz? Siz ceketimi satarım, partime sahip çıkarım diyen seslerin önde mi durabileceksiniz? Şimdi bizi parayla tehdit edenlere en net cevabı aramızdaki dayanışmayı güçlendirerek, büyüterek, hazinemiz halkımızdır şiarı etrafında keletlenerek vereceğiz.